Fitness Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Kingston'ın kısa bir süre önce tanıtılan giriş seviyesi NVMe SSD'si abini inceliyoruz. Geçtiğimiz ay Kingston NVMe SSD'lerine bir yenisini katmış ve A1000 modellerini tanıtmıştı. Depolama alanında yüksek performans isteyen ancak SSD'ye yüksek fiyatlar ödemek istemeyenler tarafından tercih edilebilecek giriş seviyesi bir NVMe SSD olarak dikkat çeken Kingston A1000 özellikle kısa bir süre önce incelediğimiz Intel'in Optane SSD 800P modeline kıyasla gigabyte başına maliyet oranıyla dikkat çekiyor. Intel Optane SSD 800P 118 GB'lık modeliyle $199 civarında bir fiyata sahipken 480 GB'lık elimizdeki Kingston abin $218 fiyatıyla dikkat çekiyor. Elbette dolar aldı başını gitti, o ayrı. Ancak yüksek hız nedeniyle popüler hale gelen M2 form faktörü yine de tercih ediliyor. Bu incelememizde Kingston A1000 480 GB SSD'nin neler sunduğuna yakından bakacağız. Her zamanki gibi söz önce temel özelliklerinden bahsederek başlayalım. Kingston A1000 240 GB, 480 GB ve 960 GB'lık 3 farklı kapasite seçeneğiyle bulunabiliyor. 4 kanallı Phison E8 denetleyiciye sahip olan cihaz 3D TLC NAND teknolojisini kullanıyor. Sahip olduğu özellikler ve aynı zamanda çalışma ortamında beklenen dayanıklılığı 3D TLC NAND'ı temel alan modern SSD'ler ile aynı 5 yıllık garanti süresine sahibi. Crystal Disk Info'dan edindiğimiz bilgiye göre 39 derecelik sıcaklık dolaylarında çalışıyor bu cihaz. Bu da oldukça iyi seviyede, onu söylemek lazım. Kağıt üstü sıralı yazma ve okuma performansına baktığımızda Kingston A1000 1500 megabit bölü saniye sıralı okuma, 900 megabit bölü saniye de sıralı yazma performansını gösteriyor. Saniye başına girdi çıktı işlemi için ise rastgele okumada 100.000 IOPS, yazmada ise 90.000 IOPS değerlerini sahibi bu cihaz. Bu değerlerle Intel Optane SSD 800P'ye oranla iyi bir performans gösteriyor, onu söylemek lazım. Şimdi gelelim Kingston A1000'in ortaya koyduğu sentetik test ve bizim aldığımız gerçek zamanlı test sonuçlarına. Ryzen tabanlı test sistemimize yer verdiğimiz Kingston A1000 Crystal Disk Max sonucunda sonuçlarına farklı senaryolarda koşturduğumuzda hemen hemen birbirine yakın değerler aldı. Ortalama alacak olursak cihaz 1600 MB bölü saniyenin üzerinde sıralı okuma performansı gösterirken sıralı yazma noktasında da 1000 megabayt bölü saniyenin üzerinde sonuçlar aldı. Bu da sınıfı için fazlasıyla başarılı bir SSD olduğunu ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı testlere geldiğimizde 12 GB'lık film dosyasını 512 MB bölü saniyede okuduğunu ve 495 MB bölü saniyede yazdırdığını gördüğümüz Kingston A1000 ayrıca 50 GB'lık yaklaşık 30.000 küçük dosyadan oluşan bir klasörde 116 MB bölü saniye hızlı okurken yine 101 MB bölü saniye ortalama hızda yazdırdı, onu da söylemek lazım. Sonuç olarak Kingston A1000 giriş seviyesi bir SSD ve dolayısıyla piyasadaki en hızlı SSD değil, ancak sınıfına göre sağladığı yüksek performans ile çoğu kullanıcıyı memnun edecektir. Bu anlamda dengeli bulduğumuz cihaz oyun ve tipik ofis işleri için hızlı bir depolama çözümü arayanlar tarafından da rahatlıkla tercih edilir kanaatindeyiz. Ben Ercan Uğurlu, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.